çok kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il müftü, protokolde bulunan çok kıymetli şehrimizin yöneticileri, her birinin ayrı ayrı ellerinden öptüğümüz şehitlerimizin anneleri, babaları, evlatları, hanımları ve bugün burada davetimize icabet edip bizimle birlikte olan şehit Ömer Halis Demir'in çok kıymetli babası Hasan Hüseyin amca ve bugün bu anlamlı günde salonumuzu hızlıca dolduran çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar ve gençler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin ve hepinizin üzerlerine olsun. Çok kıymetli misafirlerimiz, bugün burada Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü münasebetiyle hem Çanakkale Zaferi'mizi yad etmek, hem de bu toprakları vatan edindiğimiz günden bugüne din-i mübin İslam için, istiklalimiz ve istikbalimiz için candan, yardan, serden geçmiş bütün aziz şehitlerimizi yad etmek maksadıyla Sayın Kaymakamımızın himayelerinde Yüreğir Belediye'mizle ortaklaşa bir program icra edilecektir. Ben bu vesileyle Sayın Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii programımız yoğun. Kur'an ziyafeti olacak, Türk Tasavvuf Musikisi konseri olacak, konuşmalar olacak. Ben o nedenle sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Çok kıymetli il müftümüz bugünün anlamına binaen bir konuşma yapacaklar. Kendilerini dinleyeceğiz. Fakat şunu söylemek isterim. Akif'imizin ifade ettiği gibi Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Bundan 103 sene evvel Asım'ın nesli üzerine düşeni Çanakkale'de en güzel şekilde yerine getirdi. İsimler değişiyor, tarih değişiyor ama ruh, ama iman, ama inanç söz konusu vatan olduğu zaman, söz konusu devlet olduğu zaman, söz konusu bu milletin birliği ve beraberliği olduğu zaman hiçbir zaman değişmiyor. Benim evladım anasız büyür, benim evladım babasız büyür ama benim evladım asla ve asla devletsiz, milletsiz, vatansız olamaz diyen Nene Hatunların torunları destan yazdı 103 sene evvel. Bu destanı bugün Afrin'de, daha önce Güneydoğu Anadolu'da, sınır içinde ve sınır ötesinde bizim neslimiz, ecdadımız bu destanı yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki bu topraklarda yaşamanın bir bedeli vardır ve biz bu bedeli ödüyoruz. Ve biliyoruz ki biz bu topraklarda doğduk ve Allah'ın izniyle Asım'ın nesli olarak bu topraklarda da öleceğiz ve hiç kimse birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedemeyecektir. Allah hepimizden razı olsun, ordumuzun yardımcısı olsun. Ben tekrar programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum.